İrfan Aktar. Küçük yaşlarda tanıştığı Galatasaray'ın hala gönüllü bir neferi. 11 yaşında girdiği Galatasaray Lisesi kapısında sarı kırmızı güzel hatıraları hala yaşayan ve yaşatan bir isim. 1941 yılında İstanbul'da dünyaya gelir İrfan Aktar. Fındıklı'daki İnönü Lisesi'nde ilkokulu bitirmesinin ardından yolu Galatasaray Lisesi ile kesişir. Galatasaray Lisesi'nde okuduğu yıllarda spor hayatı da şekillenmeye başlar. Yüzme ile başladığı sporculuk kariyerinde sonrasında kürek sporunu tercih eder ve o dönemki sınıf arkadaşı Ünal Aysan'la birlikte kürek çeker. Galatasaray Kürek Şubesi'nin eski günlerine dair çok özel anıları var Aktar'ın. Galatasaray'ın o dönemki oluşumunun ve bugünlere kadar ulaşan Galatasaray terbiyesinin en yakın şahitlerinden biridir o. Viyana'da üniversite eğitimini aldıktan sonra mimarlık mesleğine devam eder. Sonrasında farklı ülkelerde farklı projelere imza atar. Türkiye'ye döndüğünde ise kendisine Galatasaray Cemiyeti'nin başkanlık görevi teklif edilir. İrfan Aktar iki dönem Semih Hazedaroğlu yönetimindeki Divan Kurulu'nda başkanlık yardımcılığı görevi üstlenir. Aktar 2006 yılından itibaren sürdürdüğü Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı görevini halen daha devam ettiriyor. 72 yıllık hayatında Galatasaray'ın gelişimini yakından takip eden isimlerden biridir İrfan Aktar. Galatasaray Lisesi'nde aldığı üstün eğitimle bir spor kulübünün vizyonunun nasıl genişlediğini en iyi bilen isimlerden biridir o. Galatasaray onun hayatının çok önemli bir parçası elbette. Galatasaray dinlenince sarı kırmızı renkler olan bağlılığı onun için bir hayat felsefesi.